Arkadaşlar merhaba. Bugün dikey paralel park yapacağız. Şimdi hemen size gösterelim. Arabamızın duruşu, öndeki araba ve yandaki arabamız bu şekilde olması gerekiyor. Bizim aracımız da tam öndeki arabayla aynalarımız farıyla denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. En önemli hususlardan bir tanesi bu. Şimdi arabamızın içine binelim. Hemen parkımıza devam edelim. Arkadaşlar aynamızla farı arabanın bu şekilde durdu. Hemen arkadaki arabayı da gösterelim. Bakın ikisinin arasına, bu iki aracın arasına giriş yapacağız. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Vitesimizi 1'e alıyoruz. El frenimi indirdim. Direksiyonum tam sola çevirdim. Bakın kilitlenmiş vaziyette olacak. Şimdi tek istediğim şeylerden bir tanesi aynamın, yani sağ aynamın içinden farı göreceğim. Ama sadece tek farı arkadaşlar. Az önceki tuttuğumuz farı. Biraz daha gittim. Görmeye başladığım an durmam gerekiyor. Bakın gördü. Biraz daha yaklaştırın kamerayı. Gördü. Şimdi direksiyonum tam soldaydı. Ben ne yapıyorum? 1,5 tur açmam lazım. 1 tur. 1,5 tur açtım. Vitesimi hemen geriye alıyorum. Gerimizi de gösterelim. Çok güzel geriye aldım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Hemen kamerayı ben alıyorum. Arka taraftan arabanın, bak bu farı değil, diğer farını görene kadar geri düz gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Bakın gördüm, durdum. Bu benim için yeterli dedim. Şimdi ne yapıyorum? Direksiyonumu tam sağ. Neden? Çünkü ben oraya girmem lazım. Sağ tarafa gireceğim. İki aynamdan kontrollü şekilde arabaları girdirmem gerekiyor. Özellikle en önemlisi bu taraftaki soldaki arabam. Çok güzel. Bir de diğer tarafı gösterelim. Şimdi önüm düzeldi mi? Bir de önümü göstereyim. Evet, düzeldi. Şimdi ne yapıyorum? Bir yarım tur. Bir tur daha açtım. 1,5. Benim öğrencilerim genelde 2 tur olarak biliyor bunu. 1,5 tur diye bilinsiz. Bu şekilde giriyorum arkaya doğru. Başka hiçbir hamleye gerek kalmadı. Şimdi çıkıp dışarıdan da gösterebiliriz.